problem var. O da şu. Yani bizim tahrip edildiğini düşündüğümüz, ifade ettiğimiz Hristiyanlar kalkıyorlar dünyanın dört bir tarafında kendi bozulmuş sapkın inançlarını yaymak için faaliyet yürütüyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Biz elhamdülillah Müslümanız, son dinin mensuplarıyız, bozulmamış bir dinin mensuplarıyız ama şöyle bir beklenti içerisindeyiz. Biz oturalım, Hristiyanlar araştırsınlar ya da Yahudiler ya da diğer din mensupları araştırsınlar, gelsinler Müslüman olsunlar. Yani biz onların Müslüman olmasını, onların yapmasını istiyoruz. Peki biz İslam adına ne yapıyoruz? Yani İslam'ı onlara duyurabilmek adına ya da örneklik yapmak anlamında. Yani bir Hristiyan geldiği zaman, bizi gördüğü zaman acaba Müslüman olur mu? Ben derslerde bilmiyorum, bunu da hatırlarım, onları izlettim ama eskiden genç kardeşlerimiz hatırlayabilir. ATV'de Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı, bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? O dizide bir sahne izletiyorum öğrencilere. Şey şu, o dizide bir işte fırıncı baba var, mahallenin büyük yetişkini, herkes ona gidiyor. İşte bir de bu şey vardı, Ahmet Yenilmez diye bir oyuncu var. İşte bir Yunanlı kızla bir şekilde evlenmek istiyor. Şimdi kız Hristiyan, adam Müslüman. Diyor ki, senin de Müslüman olmanı istiyor. Gel Müslüman ol da öyle evlenelim. Diyor ki, bana niye baskı yapıyorsun? Yani dinde özgürlük yok mu? Ama diyor işte, senin Müslümanlık kurtulmanı istiyorum. Alıyor kızı, şeye getiriyor. Fırıncı babanın yanına getiriyor. Yani babadan isteği şu, biraz nasihat etsin kıza, onun Müslüman olmasını sağlasın. Aralarında diyalog geçiyor. Şimdi kız diyor ki, Celal diyor, benim Müslüman olmamı istiyor diyor. Bana baskı yapıyor. Ama diyor, yaşantısına, onun yaşantısına baktığı zaman aslında bizde bunlar arasında çok fark yok. İşte mesela sizin dininizde diyor namaz kılmak var, bizde yok. Ama diyor sen zaten, sen de kılıyorsun namaz, o Celal'e söylüyor. Sizin dininizde içki içmek haram diyor, sen içki de içiyorsun. O Celal diyor ki biz oruç tutuyoruz ama, bizim de orucumuz var diyor. O sonra şey, baba diyor ki Celal'e, Celal diyor sen Ramazan'da diyor teravih 33 rekat dayanabilir misin? O baba diyor o kadar var mıydı diyor, yani namazın şeyinden de haberi yok. En son öyle bir hale geliyor ki fırıncı baba Celal'e dönüyor, diyor ki gel bu şartlar altında ben seni dine davet ediyorum, gel inat etme Müslüman ol. Şimdi adam kızı Müslüman olmaya çağırıyor ama zaten kendisinin yaşantısının dinle alakası yok. Yani maalesef böyle bir duruma geldik. Yani kendimizi çek ettiğimizde ne kadar Müslümanız, İslam'ın değerlerini, Kur'an'daki emir ve yasakları ya da Hazreti Peygamber'in sünnetine ne kadar uyuyoruz kendimizi çek etmeden, bir başka kardeşimiz bir hata yaptığı zaman hemen onun hatasıyla şey yapıyoruz veya işte dini yayma anlamında Celal'in pozisyonuna düşüyoruz. Yani dolayısıyla ciddi anlamda bu anlamda problemlerimiz var. Şimdi Hristiyanlardan bahsedecektim.